bildirilerini yayınlayan Altılı Masa'nın yayınlamış olduğu mütabakat metninde tarikat ve cemaat kavramları bir kez bile geçmemiştir. Şimdi Altılı Masa'nın kurmaylarına soruyorum. Sizi tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Said-i Nursi denilen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın ve Türkiye'yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın. Sadece sevdiğinizi söylemek yetmiyor. Türkiye'yi içten içe oyan, Haçlı seferleri düzenleyen tarikat ve cemaatleri devletten tasfiye edeceğinizi söyleyin. Ama söyleyemezsiniz çünkü onlarla örtülü işbirliği yapmaya sizler de ortaklarınız üzerinden devam ediyorsunuz. Türk milleti sizlerin ortaklarınızı mı yoksa Türkiye'yi mi daha çok sevdiğinizi bu bildiriyi yayınlayınca siz bir kez daha gördü. Altılı Masa kurulup güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçiş belgesini yayınladığı zaman bu belgenin ruhunun 2002-2009 model AKP olduğunu görmüştük. Son yayınlanan belgeyle Altılı Masa Erdoğansız AKP modelini Türkiye'nin gündemine bir kez daha taşımış oldu. Biz Zafer Partisi olarak Erdoğan'la AKP'ye de, Erdoğansız AKP'ye de, devletin tarikat ve cemaatler tarafından işgal ve istismar edilmesine de karşıyız. Sadece Zafer Partisi'nin değil, Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Doğru Parti, Adalet Partisi ve Doğru Parti hep birlikte bir aday çıkartacağız. Çünkü biz de bir ittifak çalışması sürdürüyoruz ve bugün dört partinin sürdürmüş olduğu ittifak çalışmalarına önümüzdeki süreçte başka partilerin de katılması muhtemeldir. Ama dört parti bu konuda karar verdik, mütabakat metnimizi oluşturduk. Şimdi detayları konuşuyoruz. Şubat ayında da ittifakın açıklanmasını gerçekleştireceğiz ve bu ittifak tabii ki kendi adayını açıklayacak. Türkiye Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı arasında sıkışmış değildir arkadaşlar. Kimse kalkıp Türk halkına tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diyemez. Türk halkının artık başka seçenekleri vardır. Türkiye'de siyasetin iki kutbu yoktur. Türkiye'de Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'de Millet İttifakı vardır. Bir de Türkiye'de Atatürk çizgisinde Türkiye'yi savunan partilerin ittifakı vardır.